RT TV Haber Merkezi'nden mutlu akşamlar değerli izleyenler. Bugün 18 Ocak Cumartesi, hafta sonu haber bülteniyle karşınızdayız. Çocuklar yarı yıl tatilini nasıl değerlendirmeli? Zorlu ilk dönem tamamlandı. Öğrenciler yarı yıl tatiline başladı. Tabii bu iki haftalık tatil öğrencilere hem dinlenme hem de öğrenme fırsatı sunuyor. Bu tatil süresince öğrenciler birinci yarıyılda görmüş oldukları konuların pekiştirilmesi, eksik olan konuların tamamlanması için önemli bir fırsat. Bu dönemde öğrenciler okul döneminde görmüş olduğu derslerin tamamını baştan itibaren gözden geçirerek eksik konular varsa bunları kapatma yoluna gitmeleri gerekiyor. Sınava hazırlanan öğrenciler için tatil büyük bir hediye diyebiliriz. Tabii hem YKS öğrencileri hem de LGS öğrencileri için önemli bir fırsat bu dönem. Bazı öğrenciler Şubat tatilini değerlendirirken bir eğlence aracı, bir dinlenme aracı gibi görebilirler. Ama sınava hazırlık yapan öğrenciler için bu dönem tam anlamıyla bir ders çalışma kampı olarak değerlendirilebilir. Tabii öğrenci bu dönemde eksiklerini giderirken bolca deneme ve tarama sınavları çözerek bu tarama ve denemelerin analizlerini yapmalı. Bu analizler sonunda ise ciddi anlamda eksiklerini kapatabilirler. Tatil sürecinde ailelere oldukça büyük görevler düşüyor. Bunların en başında da öğrencileri sosyal medya bağımlılığından uzak tutmak geliyor. Sınav hazırlığı yapmayan öğrenciler için, ilkokul düzeyindeki öğrenciler için, ortaokul düzeyindeki öğrenciler için ise bir nefes alma dönemi diyebiliriz. Ama bu dönemdeki öğrenciler de mutlaka anne ve babaların kontrolünde bu tatili geçirmek durumundalar. Çünkü artık günümüzde ciddi anlamda bir sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı, bilgisayar oyunları söz konusu. Bu nedenle öğrenciler anne ve baba kontrolünde bu tatili geçirmelerini tavsiye ediyoruz. Bazı öğrencilerin tatil algısı oldukça yanlış. Bu öğrenciler için tatil gece yarılarına kadar uyumadan bilgisayar oyunları oynamak ve günün yarısını uykuyla geçirmek anlamına gelebilir. Bu son derece yanılgıdır. Hem insan metabolizmasına zarar verecektir hem de kişisel gelişimlerine uygun olmayacaktır. Tatil sadece ders çalışarak geçirilmemeli elbette. Gezmek, oynamak, kısacası eğlenmek en çok çocukların hakkı. Tabii anne ve babalar da öğrencilerin bir dönemdir yoğun bir tempo geçirdiğini unutmamaları gerekiyor. Bazı anne ve babalar öğrencilerini testmatik gibi görüyorlar. Sürekli test çözen, soru çözen, kitap bitiren bir öğrencisi olsun istiyorlar. Tabii anne ve babaların kaygıları da belki haklı. Sınava girecek bir öğrencinin anne ve babası olmak oldukça zordur. Belki de öğrencilerden fazla kaygıyı anne ve babalar yaşıyor. Ama buradaki isteklerde ölçülü olmak gerekiyor. Ders çalışmak uğruna, test çözdürmek uğruna çocuklarıyla olan arasındaki bağı zedelemek çok uygun olmayacaktır. Çünkü bu dönemdeki yaralar ilerleyen düzeylerde kapanmayacak şekilde hasara sebep olabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı da yarı yıl tatili için bir çalışma yaptı. Veliler ve öğrenciler vakit namazları için camilere davet edildi. Ereğli giriş kavşağında zincirleme trafik kazası yaşandı. Ereğli giriş kavşağında meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre Ereğli giriş kavşağında son anda kırmızı ışıkta duran araca arkadan tır, onun arkasından da kamyon çarptı. Kaza öğlen saatlerinde meydana geldi. Aracı kullanan Suriye uyruklu Muhammed Cuma Altaha kırmızı ışıkta durdu. Araca arkadan gelen kamyon ile tır çarptı. Zincirleme trafik kazasında kamyon sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kenara çek. Tabelanı oraya çek.
Adam da kaldı. Adam yok. Kenara çek şöyle kenara. Pozantı yolunda aşırı don sebebiyle buzlanma meydana geldi. Kazalar da peşinde getirdi. Abi kayıyor. Var mı ki sana bir şey? Abla, de çekilin, dışarı çekilin. Ambulansa çık. Ambulansa gel. Oğlum, tamam oğlum. Tamam evladım. Korkma. Korkma. Abla kimsede bir şey var mı? Annemden ses yok abi. Duvarı şey var. Yayınımıza kısa bir ara veriyoruz. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 0063, 0332 713 1617. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yaptırabilirsiniz.
kullanabilirsiniz. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fırat Pen Ereğli Bayi Zirve Pen. Adres Hacı Müteahhir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777 9030, GSM 0533 683 7107. Ağırlar akaryakıt sektöründe 20. yılını yeniliklerle kutluyor. Ağırlardan Ereğli halkına bir yenilik daha. Yeni açmış olduğumuz Ağırlar Petrol 2 ve Market bölümümüzle 7/24 siz Ereğli halkının hizmetindeyiz. LPG, motorin, euro dizel, kurşunsuz benzin ve madeni yağlarla akaryakıt ihtiyacınızı sizlere sunuyoruz. Ayrıca Sayaçlı tankerimizle servisimiz bulunmaktadır. Ağırlar Petrol'de siz akaryakıtınızı alıp aracınızı yıkatırken aileniz rahatlıkla market alışverişini yapabilir. Marketimizde gıda, temizlik ve şarküteri reyonlarımızla tüm market ihtiyaçlarınızı günün her saatinde 7/24 bulabilirsiniz. Ayrıca 5 ay vade 0 faizle Şekerbank, TEB, Ziraat, İş Bankası, Yapı Kredi Bankalarına ait çiftçi kartlarıyla alışveriş yapabilirsiniz. Bitmedi. Ağırlar olarak inşaat, otomotiv sektöründe de hizmet vermekteyiz. Sizlerle daha nice 20 yıllara. Sedat Ağır ve oğulları Serkan ve Serdar Ağır. Adres: Barbaros Mahallesi, Muharrem Yıldırım Caddesi numara 120. Telefon: 713-3624. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Hiç bıkmadan, usanmadan cefakar yetiştiricimizin yüzü gülsün, üyelerimiz emeğinin, alın terinin karşılığını bulsun diye çalışıyoruz. Bu inançla kurduğumuz süt işleme ve depolama merkezimiz üreticimize ve yetiştiricimize hizmet vermeye başladı. Süt işleme tesisinde kase yoğurt, süzme yoğurt, tereyağı, beyaz peynir, rulo kaymak, kahvaltılık kaymak üretilmeye başlanmış olup tüketici talepleri doğrultusunda yeni çeşitler getirilmeye devam edecek. Burada üretilen ürünler başta merkez ilçeler olmak üzere birçok taşra ilçesinde market reyonlarında yerini aldı. Etaplar halinde devam eden proje tamamlandığında günlük 80 ton çiğ süt işleme kapasitesine ulaşılacak. Yeniden güçlü Türkiye'yi inşa ederken tarım ve hayvancılık sektöründe üstümüze düşenin en iyisini yaparak yetiştiricimizin refah seviyesini artırmayı hedefliyoruz. Güçlü Türkiye için çalışıyor, dün olduğu gibi bugün de yetiştiricimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Helal kazanç ve alın terinin gücü. Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.